olacak şimdi ha? 2018 bitiyor. Ben vardım, yani mütevazı anlatışınız. Yanımda da siz. Söyleyin bakalım. Ne olacak şimdi ha? 2018 bitiyor ve sen hala bir kitap bile okumadın. Söyle bakalım. Söyleyin bakalım ne yapacağımızı ha? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2018'in son okumaları ve izlemeleri videosuyla karşınızdayım. Aralık ayında okuduğum kitapları ve izlediğim dizi filmleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu ayın önemi büyük tabii ki. Yılın son ayı, artık okuma hedefimizin son adımını attığımız ay. Umarım hepiniz kendi belirlediğiniz hedeflerinize ulaşmışsınızdır. Güzel bir okuma yılı geçirmişsinizdir. Öncelikle bir aylık okuma serüvenimizi şöyle bir gözden geçirelim. Bakalım Aralık ayında neler okumuşuz. Oh! Sizler de içeceğinizi alın. Hadi başlıyoruz. Tarık Tufan'ın yeni kitabı, son kitabı ve belki de birçoğunuzun, Tarık Tufan okurlarının okuduğu kitap Düşerken kitabı. Öncelikle kapağıyla çok ilgimi çeken bir kitap oldu. Listelere düştüğü ilk günden itibaren çok yaratıcı, çok güzel bir kapağı var. Özellikle kimlere tavsiye ederim onu söyleyeyim öncelikle. Hani yol filmleri vardır ya, böyle sadece oturup o yolculuğu seyretmek istersiniz. Herhangi bir aksiyon, ne bileyim, herhangi bir olağanüstü olay, ne bileyim trajedi, bir şeyler görmekten ziyade yolda olmayı yaşamak, seyretmek istersiniz. Yani tek amacınız yolda olmaktır. İşte o filmleri seviyorsanız Tarık Tufan'ın Düşerken kitabı tam size göre. Neden? Çünkü bu bir yol kitabı. İki insanın eski bir kartala binip, arabaya binip yolculuğa çıkmasıyla başlıyor ve bütün kitap yolda devam ediyor. Hep bir yol ve yan yollar şeklinde ilerliyor kitap. Bu anlamda kendini okutturan bir kitap. Çünkü hep nereye, bir sonraki durak neresi, ne olacak şeklinde okuyorsunuz. Okuma süreci olarak çok rahat bir kitap. Peki ne anlatıyor? İshak ve Jülide'nin yolculuğunu anlatıyor aslında. Başlarda böyle bir aşk kıvılcımlanması gibi bir olay oluyor. Aynı apartmanda oturuyor bu ikisi. Yani ilk okumaya başladığınız zaman öyle bir his yaşatıyor sizde. Sanki böyle bunlar kaçtılar, gittiler, yeni bir maceraya atılacaklar gibi, ama bambaşka şekilde ilerliyor. Öyle basit bir aşk hikayesine dönüşmüyor kesinlikle. Yani Jülide ile İsa'nın çok güzel böyle felsefi anlamda derinlikleri olan bazı yerlerde konuşmalarına tanıklık ediyoruz. O anlamda güzel bir yol kitabı. Tabii kitabın bazı kırılma noktaları var. Hani yeter, tamam, Yeşilçam tadında gidiyoruz ama nereye, bu kadar mıydı bütün aksiyon gibisinden bazen bir olumsuz hisse kapıldım açıkçası, ama o anlarda kırılma noktaları imdadımıza yetişti. O kırılma noktaları çok başarılıydı. Soğuk kış günlerinde okunacak tatlı, güzel bir yol kitabı. Yeşilçam tadında, onu da söyleyeyim. Evet, gelelim 2018'in son dünya turuna. Bakalım nereye gitmişiz? Haftalardır arkamdaki rafta "Hey, beni bu ay okumayı düşünüyor musun?" diye bana el sallayan, ama lütfen biraz daha bekle, bu ay değil dediğim bir kitap ve yazarla karşınızdayım. Okumadığım 10 muhteşem kitap videosunda da yer vermiştim bu kitaba ve okurken iyi ki dedim, iyi ki şu an okuyorum, ama biraz da dedim ki keşke daha önce de okusaydım bu kitabı, bu kadar korkmasaydım. Çok sevdim, bayılarak okudum. Otomatik Portakal'ı okudum Aralık ayında arkadaşlar. Adını duyduğum kadar, Stanley Kubrick'in tarihi geçen o filmi çekmesi kadar varmış. Okuduğum hiçbir kitaba benzemiyordu. Yani müthiş. Diliyle beni çok etkiledi Ve daha önce hiçbir yazarda okumadığım bir dil okuttu bana. Ya böyle güzel bir dil yaratılamazdı. Yani kitabın içine girdiğiniz zaman, şu karton kapaktan içeriye giriş yaptığınız zaman çıkışa kadar bambaşka bir dil var. O dille hapsoluyorsunuz. Yani atmosferi yaşıyorsunuz o dil sayesinde. Hele hele kitapta altını çizdiğim, yani herhalde bir 15-20 civarı var. Şimdi tek tek saymayayım. Çizili hepsi ama. Ne olacak şimdi? Sözü o kadar güzel bir melodi oluşturmuş ki o geriliminde, o psikopatlığında. Ne olacak şimdi Yani Alex'in anlatım dili o kadar efsane olmuş ki sizi geriyor. Aynı zamanda şimdi ne olacak ya diye böyle merakla okuyorsunuz. Böyle ilginç bir distopik eser olmuş açıkçası Otomatik Portakal. İşi öyle bir noktaya getiriyor ki yazar size bir soru sorduruyor. Yani kötülüğü düzeltmeye çalışırken yapılan davranışı sorgulamaya başlıyorsunuz ve şey diyorsunuz, yani yapay iyilik mi daha iyidir yoksa doğal kötülük mü daha iyidir? Ya bu soruyu muhteşem bir şekilde sorduruyor yazar. Kitabı bitirir bitirmez o gece Stanley Kubrick'in o efsane Otomatik Portakal filmini seyretmek istiyordum. Hala seyredemedim. Muhtemelen siz videoyu seyrederken ben Otomatik Portakal'ın filmini seyrediyor olacağım. Okurken hep dedim ki bitsin bir an önce filmini seyredeyim. Şu atmosferi bir de Stanley Kubrick'in gözünden seyretmek istiyorum dedim. Kesinlikle güzel bir dünya turu oldu. Bu güzel klasiği 2018 bitmeden okuduğum için çok mutluyum açıkçası. Ya bu kitapla ilgili daha söylemek istediğim çok şey var ama video uzayıp gidecek şimdi. Evet, Aralık ayının 3. kitabı Can Çocuk'tan Atatürk Hangi Takımı Tutuyordu isimli kitap. Fuarda gezerken gördüğümde ismi çok ilgimi çekti özellikle. Çünkü bu tarz konular böyle bizim öğrencilerin ilgisini çeken konular. Aslında ben bu kitabı okumadan önce de Atatürk'ün takımlara ve spora yaklaşımıyla ilgili bilgi sahibiydim. Nereden bilgi sahibiydim? Atatürk'ün kütüphanecisinin yazdığı o Atatürk'ün Yanı Başında anı kitabını okumuştum hatırlıyorsanız önceki yıllarda. Bu kitapta aslında Atatürk'ün takımlara olan yaklaşımıyla ilgili ufak bölümler vardı. Orada söylüyor açık açık. Öğreniyorsunuz. Çok da hoşuma gitti. Okul kütüphaneleri için çok ideal bir kitap. Çünkü çocuklar ben okurken bunu gördüklerinde direkt şu soruyu sordular. Öğretmenim, Atatürk hangi takımlıymış ya, öğrendiniz mi? Hepsine dedim ki bu kitaptan kütüphaneye aldığım zaman alırsınız, okursunuz, öğrenirsiniz. Tarihsel belgelere dayanarak yorum yapmadan güzel bir şekilde her şeyi önümüze sermiş. En sonunda da bunlar ışığında güzel bir düşünce ortaya sürmüş. Bu kitapla ilgili tek eleştirim, aldığımda da söylemiştim. Liste fiyatı 12 lira görünüyor şu an. Böyle bir kitabın daha uygun 5-6 lira gibi bir fiyata satılabilmesi gerekiyor bence. Aralık ayında bana ay boyunca fon olarak eşlik eden bir kitapla devam edeceğiz şimdi. Yani bu kitaptan böyle Aralık okuduklarım videosunda böyle kısaca bahsetmek benim için o kadar zor ki beni inanılmaz etkiledi ve Aralık ayıma müthiş keyif kattı. Söyleyecek çok şey var ama sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. Hüseyin Yalatsız'ın o muhteşem tarihi romanı Bozkurtlar. Bu kitap esasında Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor isimli iki ayrı kitap, normalde eski basımlarda. Daha sonra Bozkurtlar şeklinde tek cilde çevriliyor. Yani kitabın içinde iki tane farklı roman var aslında sizi bekleyen. Bu kitabı öncelikle neden almıştım? Hatırlayanlarınız vardır. Göktürk üçlemesi geliyor. Önümüzdeki yıllarda 3 seri halinde Yüzüklerin Efendisi tadında dünya çapında olacağını iddia ettiği yönetmenin bir film geliyor arkadaşlar. Beni inanılmaz heyecanlandıran bir film. Göktürk tarihini anlatacak, Kürşat isyanından bahsedecek bu film. Kim çekecek? Alper Çağlar. Bu filmin çıtasını oluşturacağını düşündüğümüz Nihal Atsız'ın Bozkurtlar kitabını okumak istedim. Zaten yıllardır da okumayı istediğim bir kitaptı. Bahane olmuş oldu. Yani o kadar sevdim ki ve aynı zamanda o kadar üzüldüm ki. Bu kitabı mutlaka ilk fırsatta okuyun. Çünkü ben hayatımda bu kadar güçlü tarihi bir roman okumamıştım. Müthiş bir dil, müthiş bir anlatım ve 1940'larda bu kadar büyük bir bilgi birikimiyle nasıl yazılabilmiş aklım almadı okurken. Kaç sayfa? 626 sayfalık büyük bir macera aslında. Öz Türkçe kelimeleri, sırıtmayacak şekilde serpiştirerek, karakter isimlerini öz Türkçe kelimelerden seçerek, atmosferi Orta Asya bozkurlarında, Ötüken'de müthiş bir şekilde kurarak nasıl yaşatmış Hüseyin Yalatsız gerçekten anlatmak ve anlamak mümkün değil. Büyük bir bilgi birikimi, büyük bir okuma serüveni gerektiriyor bence bu olaylar. Çünkü 1940'lardan bahsediyoruz şu kitabın yazılma evreleri. Dönem itibarıyla, bilgiye erişimin sınırlı olması itibarıyla gerçekten ayakta alkışlattı bu kitap okuduktan sonra kendisini. Biliyorsunuz Göktürk Devleti 1. Göktürk ve 2. Göktürk Devleti olmak üzere iki kere kuruluyor. 1. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra o arada bir Kürşat isyanı oluyor. Hani tarihte meşhurdur, 40 Göktürklü Çin sarayını basar falan diye anlatılır böyle. O olayı anlatıyor aslında. Ama böyle bir anlatım görmedim ben. Bazı yerlerde böyle gözlerime yaşlar geldi, birikti. Bazı yerlerde kahkahalar atarak güldüm. Örneğin Orta Asya bozkırlarında bir Hristiyan papazıyla karşılaşan Türklerin muhabbeti vardı. İnanılmaz zekice yazılmış. Yani gülmekten yerlere yattım. Öyle duygusal sahneler var ki, hele Kürşat'ın 1. kitabın Bozkurtların Ölümü'nün son sahnesi. Tüylerim diken diken oldu. Böyle yani kitabı bıraktım. Yani kelimelerle anlatmam çok zor arkadaşlar. İstediğim kadar kıvranayım burada. Eğer izlediyseniz Kral Arthur filmi vardır. Kral Arthur. Spartaküs vardır dizi. Yüzüklerin Efendisi vardır. Hobbit vardır. Ondan sonra Cesur Yürek vardır. Ondan sonra mesela en çok okurken aklıma gelen Vikingler dizisi. Bu saydığım bütün film ve dizileri düşünün, tamam mı? Hepsini tek bir pakete sıkıştıralım. İşte bu kitap. Tek başına hepsiyle mücadele edebilecek müthiş bir kitap. Eğer hakkıyla filmi veya dizisi çekilirse hepsinin yanına oturur, hiç de sırıtmaz arkadaşlar. Evet, gelelim 5. kitabımıza. Montaigne'in Denemeler serisinin 4.'sünün 2. kitabındayım. Aralık ayında bu kitabı okudum. Bu kitapta diğer kitaba göre deneme sayısı biraz daha az. Raymond Sibon'da Övgü diye bir deneme var. O deneme kitabın zaten yarısından çoğunu oluşturuyor. Yani aslında bu kitap bir deneme, artı yanında da 6-7 deneme serpiştirilmiş bir kitap gibi olmuş. Yani o dönemin tarihsel dünyasında şöyle gezinmek istiyorsanız, böyle o taştan o taşa, suya dokunmadan böyle sıçraya sıçraya gezmek istiyorsanız Montaigne'in denemeleri biçilmiş bir kaftan. Severek gidiyoruz, bakalım 4. kitaba ne zaman ulaşacağız? Kaldı 2. Bir diğer kitabımız Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi kitabı. Aklım hep Bin Boğalar efsanesine gitti geldi. İkisi arasında çok köprü kurdum okurken. İki efsaneyi de Yaşar Kemal hakkıyla çok güzel Anadolu'nun kelimeleriyle anlatmış. Bin Boğalar efsanesinde hatırlarsanız Ceren ile Halil'in muhteşem hikayesi vardı. Ve Toros dağları Bin Boğa'ya dönüşüp ovanın üstüne doğru koşuyordu. Ağrı Dağı efsanesinde de buna benzer kavuşamayan iki aşığın hikayesi var. Anlatım tabii ki o Yaşar Kemal'in gürül gürül gelen anlatımıyla beraber böyle yüksele yüksele Ağrı Dağı'na, zirveye çıkar gibi böyle en son hikayenin son bölümünde oh diyorsunuz. Okurken zaten sonlara doğru dedim yani kesin böyle bir son olacak yani. Ama dedim bir ihtimal, belki olmaz. Sonu gerçekten şey yapıyor yani, insanı etkiliyor yani. Zaten Yaşar Kemal aralara böyle melodi olsun diye böyle çok güzel anlatılar sıkıştırıyor bu tarz kitaplarda. Yine çok güzel olmuş açıkçası. Birlikten kuvvet duvarı özellikle efsanenin içine yedirmeye çalışmış Yaşar Kemal. Gelelim Aralık ayının 7. kitabına. Zweig'dan Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Ülkemizde en çok okunan Zweig kitaplarından biri. Tek seferlik böyle uzun öykü tadında bir kitaptı. Neyi anlatıyor? Kitap tamamen bir mektuptan oluşuyor. Giriş ve çıkıştaki bölüm dışında. Bilinmeyen bir kadından gelen bir mektup açıp okuyor ve biz de o süreçte kitabı okumuş oluyoruz. Kitap bittiğinde olaylardan haberdar oluyoruz. Etkileyici bir kitap. Zweig yine insan psikolojisini, aşkın psikolojisini çözümleme üzerine bambaşka bir denemeye girişmiş. Tek taraflı aşkın nasıl bir duygu, nasıl bir hayat yaratabileceğini bizlere hissettirmeye çalışmış açıkçası. Hani derler ya, kavuşursam meşk, kavuşamazsan aşk olur diye. Zweig sanki bu sözü duymuş, bunun kitabını yazmış gibi. Gelelim Aralık ayının 8. kitabına. Maya kitabın Masallar serisinden Türk Masalları kitabını bu ay elden geçirdim. Açıkçası içinde çok güzel masallar var. Maya kitapta güzel bir baskıyla, ciltle bunu bizlere sunmuş. Yalnız şunu belirtmek isterim. Masalların birçoğunu daha önceden şu kitaptan okumuştum. 44 Türk Peri Masalı. Böyle tefrikadan ciltli bir şekilde daha önce sizlere göstermiştim hatırlarsanız. Sorarsanız hangisinden okumak daha keyifliydi diye, bu biraz daha arşivlik bir kitap açıkçası. Maya kitabın çevirisi daha çok hoşuma gitti. Masal diliyle daha güzel çevrilmiş. Biraz bu Tefrika'nın çevirisinde böyle çeviri daha köşeli. Evet, gelelim yılın son şiir kitabına. Haydar Ergülen'den Üzgün Kediler Gazeli'ni okudum. Kişisel değerlendirmemi yapacak olursak bana çok hitap etmedi açıkçası. Metin Altıok şiir ödülünü kazanmış bu arada bu kitapla Haydar Ergülen. Birkaç şiir dışında açıkçası çok da içime işlemedi şiirler. Galiba ben şiirde şeyi seviyorum. Güçlü şiiri seviyorum. Yani hangi alanda olursa olsun. Ya aşk mı? Dünya görüşü mü? Ne bileyim, soyut mu? Hangi alanda? Dibine kadar soyutsa. Aşksa dibine kadar aşk. Görüşse dibine kadar görüş. Yani en güçlü haliyle. O şiirleri seviyorum zannedersem. Evet, Aralık ayında okuduğum 9 kitabı sizlerle paylaştım. Şimdi Aralık ayında neler izlemişiz hep beraber bir hızlıca bakalım. Bu ay Netflix'in Outlaw King filmini seyrettim. Açıkçası Netflix filmlerini pek sevmiyorum. Film çekemiyor Netflix, dizi çekiyor daha çok. Netflix filmleri içerisinde değerlendirecek olursak ortanın üstünde diyebilirim. Biraz da böyle cesur yürekten gelen bir konu olduğu için, cesur yüreğin devamı niteliğindeymiş gibi olduğu için biraz paçayı oradan kurtardı açıkçası. Ama yine muhteşem bir film değildi. İzlediğim ikinci serüven Vikingler dizisinin 5. sezonunu bitirdim. 5. sezonu bir türlü bitirememiştim. Yarım kalmıştı. Tüm sezonu bitirdim. Yani Vikingler gerçekten muhteşem bir dizi. Bütün hücrelerimle beni mutlu eden bir dizi. Çok seviyorum. Yani Filoki Mecnun oldu ya. Gerçekten bizim dağ gibi Filoki. Ivar'ın olayları gerçekten çok ilgi çekiciydi. Bu arada Ivar kurgu olarak mı bu kadar sivriltilmiş diye merak ettim. Gerçekten de Kemiksiz Ivar diye böyle tarihi kayıtlarda geçiyormuş, İngiliz kayıtlarında. Çok şaşırdım açıkçası. O haliyle, stratejisiyle tarihe damga vurmuş Kemiksiz Ivar. Çizgili Pijamalı Çocuğu seyrettim. İki çocuğun yaşadığı arkadaşlık üzerinden bize savaşın trajedisini anlatmak istemişler ama bilmiyorum, bir şeyler eksik geldi. Olmamış gibi geldi. Hele son sahnede böyle olayların gideceği yere artık göre göre böyle oraya gittik. Ah tamam, bu da oldu, film bitti, kalkabiliriz moduna geçtik. O yüzden İkinci Dünya Savaşı filmleri içerisinde kesinlikle üst sıralarda sayacağım bir film değil. Daha sonra herhalde hayatımda izlediğim en berbat filmlerden birini izledim. Yani İnat ettim yarısına kadar. Çok ilginç geldi bak. Yarısına kadar çok güzeldi. Başladım ya, bitireceğim illa. Gitti zaman yani. Ama sıkıntı yok. Kötü film tecrübemi artırmış oldum. Kitaplarla ilgili, filmlerle ilgili, dizilerle ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar, iyi çekirdek çitlemeler diliyorum.